Salam. Bu gün real intervyuda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini və qardaş ölkənin regionda və dünyadakı mövqeyini müzakirə edəcəyik. 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycana mənəvi və siyasi dəstək verən Türkiyə bunu hər zaman açıq tekstlə bəyan edib. Qardaş ölkənin dəstəyi müharibədən sonra da davam edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpasında yaxından iştirak edir. Türkiyənin dünyadakı nüfuzu da günü-gündən artır. Bütün beynəxalq platformalarda söz sahibidir və dünyada sülhün bərqərar olunmasında yaxından iştirak edir. Studiyamızın qonağı Türkiyə Prezidentinin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü və eyni zamanda Türkiyə Altınbaş Universitetinin rektoru Çağrı Erhandır. Bu və digər məsələləri onunla müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz Çağrı bəy. Xoş buldum. Çox təşəkkür edirəm. Eee Çağrı bəy, bayaq da qeyd elədim ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında demək olar ki, bütün sahələrdə sıx əməkdaşlıq mövcuddur və hansı sahələrdə bu əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi planlaşdırılır? Buyurun. Yəni e, təbi sizin də ifadə etdiyiniz kimi iki ülke arasında eee başqa iki ülke arasında olabilecək nə qədər münasibət varsa, bunların hepsi qurulmuş. Başlanğıcda, yəni 1990-ların başına baktığımızda daha ziyade Kültürel münasebetler öne çıkıyordu. Sosyal münasebetler öne çıkıyordu fakat zaman içerisinde Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle ticari alanda, ekonomik alanda, petrol alanında, doğalgaz alanında Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının da kurulmasından sonra bu münasebetlerin süratle geliştiğini gördük ve günümüzde tabii bu 44 günlük vatan muharebesi sırasında da görüldü ki bu münasebetler sadece e, kültürel münasebetler, ekonomik münasebetler, ticari münasebetler değil. Bunun ötesinde çok güçlü bir siyasi emektaşlık var, çok güçlü bir askeri emektaşlık var ve bu askeri emektaşlığın da e, neticelerini biz bu muharebe esnasında gördük. İnşallah bundan sonra da daha da derinleşerek, daha da geliştirecek bu işbirliği ve emektaşlığın e, süreceğini arzu ediyoruz. Hı hı. Çarbay cavab Erdoğan'ın Şuşa'ya səfəri nəzərdə tutulub. Səfərin tarixi və səfər çərçivəsində müzakirə olunacaq məsələlər barədə hər hansı bir məlumat varmı? Biliyorsunuz bu 12-13 iyunda Brüksel'də bir NATO zirvəsi olacaq. O NATO zirvəsinin akabində inşallah onun onu takip edən günlərdə bir Şuşa'ya səfəri sayın prezidentin olacaq. Türkiye milli takımının maçları da biliyorsunuz. Bakü'de 16'sında ve 20'sinde maçlarımız var. Hı -hı. Onlardan birine inşallah e, katılacağını ümit ediyoruz. Ama tam kesinleşmiş bir şey olmamakla beraber, Sayın Cumhurbaşkanının Hı -hı. o maçlardan birini en azından seyredeceğini ümit ediyoruz. Hı -hı. Bəs müzakir olunacak meseleler var. hər herhangi bir məlumatınız var mı sefer çerçevesinde? Bizim zaten Azerbaycan'la Türkiye bir araya geldiğinde her zaman Hı -hı. E, masada olan bir takım meseleler vardır. Ama şu anda tabii en önemli mevzumuz Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunun bütün dünya tarafından tanınması. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu defalarca ifade etti. Sayın Aliyev de defalarca ifade etti ki Karabağ Azerbaycan'dır. Bundan sonra bunun tartışılacak bir tarafı yoktur. Mis grubu eğer devam edecek ise kendine yeniden bir şekil vermesi icap eder. Mevcut hudutların, Serhaddin'in yeniden çizilmesi gibi bir husus herhalde gelmeyecek. Türkiye'nin en büyük desteği bu hususda olacak. Bunu nasıl genişletebiliriz? Bütün dünyada bunu tanınması için nazı destek olabiliriz. En büyük konulardan bir tanesi kuşkusuz bu. Hı hı. Eee Türkiye'nin müdafiə sənayesi naziri bu yaxınlarda Azərbaycan da səfərdə oldu və səfər çərçivəsində e, müdafiə vasitələrinin Azərbaycanla müştərək istehsalı barədə müzakirələrin getdiyini bildirdi. Ümumiyyətlə bax bu yaxın gələcəkdə mümkündürmü? Yəni e, müdafiə vasitələrinin müştərək istehsalı? Evlə təbi e, bu hərbi əsnasında və sonrasında Türkiyənin Bu başta SİHA dediğimiz insansız silahlı hava araçları olmak üzere bayraktarlar olmak üzere büyük desteği oldu. Sayın Bayraktar'ın da burada biliyorsunuz Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından bir taltif edildi, ödül verildi, kendisine madalya verildi. Bu münasebetler elbette devam edecek. Tabii müşterek istihsal konusu ayrı bir konu, teknik bir konu. Hangi düzeyde görüşülüyor onu bilmiyorum ama Türkiye'de, Azerbaycan'da birlikte şayet bu ve benzeri ileriye dönük. Bunun içerisinde uzay teknolojisi de olabilir. Bu tür şeyleri müşterek geliştirirlerse bunun ötesinde Türk dünyasından da buna başka türlü kapsamlı destek gelirse bilim insanlarımızın özellikle profesörlerimizin bu sahada çalışan destekleriyle gençlerimizin destekleriyle ben Türk dünyasında çok önemli bir mesafenin kat edileceğini düşünüyorum. Şahsi düşüncem bu. O yüzden inşallah bu yönde de yani müşterek, müşterek istihsal konusunda da adımlar atılır. Başa qeyd etdiyim kimi 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanla Türkiyə həm siyasi həm də mənəvi dəstək verdi və bu dəstək indi də davam eləyir və böyük qaydış proqramı çərçivəsində bilirsiniz ki, Azərbaycan bərpa planları qurur. İşhaldan azad olmuş arazilerde ve Türkiye'de bu planlara koşulup hansı şirketler, hansı sahede Türkiye şirketlerine bu sahede öz faaliyetini gösterecek? Bunu iki türlü düşünmek lazım. Bir devlet, yani mm -hmm. devletin kurumları, bakanlıklar olarak bir de özel sektör olarak. B Şimdi devletin kurumları zaten adım atmaya başladı. Pek çok bakanlığımızdan üst düzey ziyaretler buraya yapıldı. Tarım bakanlığı, mm -hmm. orman bakanlığı, köy işleriyle ilgili çalışmalar, keza toplu konutlarla ilgili çalışmalar. Türkiye'nin zaten önde geldiği alanlardan bir tanesi inşaat faaliyetleridir biliyorsunuz. Yani yol yapımı olsun, hı hı. konutlar konutların yapımı olsun, orada yıkılmış, harap olmuş, yeniden belki rene, restorasyonu yapılabilecek yerlerin yapılması olsun. Bir de ben gittim gördüm bir ay kadar evvel Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın davetiyle e, Ağdam bölgesine gitme imkanımız oldu. Pek çok başka ülkelerden gelen insanlarla orada tabii e, yıllardır mayınlanmış, Tarım arazileri var. Şimdi mayınların temizlenmesinden sonra aslında çok büyük bir fırsat ortaya çıkıyor. Nedir o? Organik tarım yapılabilmesi için. Çünkü burada zirai ilaçlar hiç kullanılmamış ve buralarda organik tarım içinde Türkiye'nin büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Özel sektöre gelince de başta yine tarım ve hayvancılık olmak üzere toplu konut olmak üzere pek çok Türk şirketinin, zaten Azerbaycan'da faaliyet gösterenler ve ötesinde, madencilik alanında olsun, hı hı. E, bu katkılarını sağlayacakları konusunda e, bilgilerimiz var. Ben bunların birkaç ay içerisinde netleşeceğini e, düşünüyorum. Ve çok süratle, yani bu bölgelerin berpa edilmesi Azerbaycan açısından çok önemli. Niye? Bu Buradan zorunlu göç, zorunda kalan insanların tekrar... Geri dönmesi lazım Karabağ, bunun için de imar edilmesi lazım en kısa sürede. Ben yani bu yaz sonuna kadar bütün bu anlaşmaların yapılacağını ve faaliyetlerin süratle başlayacağını düşünüyorum. Çağrı Bey, Zengelzur Dəhlizinin açılması Azerbaycan'la Türk dünyasını kuru yoldan birleştirecek. Bak, e, Türkiye'nin bu dahlizin perspektivini nece gördüğü meraklıdır. E, harp sırasında da, harpten hemen sonra da Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Türkiye'de bazı önde gelen devlet adamları da söyledi. Bizim açımızdan çok önemli. Her şeyden evvel şunu net ifade edeyim bütün seyircilerimiz açısından. Bu meselede Azerbaycan ne istiyorsa Türkiye aynısını istiyor. Hı hı. Ne bir eksiği ne bir fazlası. Orada bizim yüzde yüz bir görüş birliğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Sayın Prezident Aliyev arasında ve diğer devlet yetkililer arasında %100 bir görüş birliği. Ne istiyorsa biz onun için destek vermeye hazırız. de böyle bir mesele. Siz de ifade ettiniz. Azerbaycan'la Türk dünyasının, Nahçıvan'la Türk dünyasının değil, Türkiye ile de bütün Türk dünyası arasındaki kesintisiz bağlantıyı sağlamak açısından. Yani iktisadi anlamda malların işte o yeniden İpek yolunun canlandırılması manasında da insanların seyahati manasında son derece önemli. Fakat biliyorsunuz bu harpten sonra orada Rusya'nın da bir artık söz sahibi olmaya başladığını gördük. Onlarla da müzakereler çerçevesinde bir karara varılacaktır. Ama başta ifade edildi. Yani bu koridorun mutlaka açılması gerekiyor ve güvenlikli bir şekilde açılması gerekiyor. Yani buradan seyahat edeceklerin mutlaka güvenlik hissetmeleri gerekiyor. Ben önümüzdeki o seyahat esnasında yapılacak görüşmelerde bu konuda gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Hıh. -hı. Çarbay Ermenistan'da bəzi siyasi qüvvələr Zəngəzur dəhlizinin açılmasından maraqlı deyil. Əgər hə həmin qüvvələr bu parlament seçkilərində səs çoxluğu qazanarsa və hakimiyyətə gələrsə, onda Türkiyənin yanaşması necə olacaq? Az öncə ifadə etdim, Azərbaycan nə istəyirsə, Türkiyə onu istəyir. Yəni Ermenistan'da biriləri biz bunu istəmirik deyib bir də iktidara gələcəklər. E Türkiyə də ona görə təvər dəyişdirəcək deyil. Hıh. -hı. Biz təvrimizi Bakıya görə belə deyirik. Ermenistan'da kimin iktidarda olduğu bizi çok alakadar etmiyor. Ama Ermenistan'dakilere bir şeyi söylüyoruz en başından itibaren. Diyoruz ki uluslararası hukuka saygılı olun. Diyoruz ki Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, sınırlarına, hudutlarına saygılı olun. Bu coğrafyada siz buraya saygı gösterirseniz o zaman Azerbaycan da size saygı gösterir, Türkiye de size saygı gösterir. Bu coğrafyada barış içerisinde bizimle yaşarsınız. Ama siz Azerbaycan'ın sınırlarına, Türkiye'nin sınırlarına saygı göstermezseniz, kendi anayasanızda Türkiye'nin bir bölgesini kendi bölgeniz gibi gösterirseniz, o zaman siz bu bölgede nasıl yaşayacaksınız? İşte görün, Azerbaycan nasıl inkişaf etti. Gürcistan nasıl inkişaf etti? Sizin durumunuz ortada. Dünyanın fakir ülkelerinden biri oldunuz. Diasporadan size para gelmese yolda yürüyemezsiniz. Neden bu hale geldiniz? Bunu kendi siyasetçilerinize bir sorun. Türkiye bu mesajı veriyor. Yani siz barış istiyorsanız, siz bir arada yaşamak istiyorsanız, dostluk istiyorsanız, sizden daha fazla biz istiyoruz. Sizden daha fazla Azerbaycan istiyor. Hı -hı. Ama siz dostluktan yana değilseniz, o zaman bu halinize mahkum kalacaksınız. Bunda da bir çare yok. Bir daha Karabağ gibi bir hadiseye kalkışırsanız daha beter olursunuz. Bunu bilmeleri lazım ya. Yani. Ee, hazırda SOKAR, Azerbaycan Devlet Neft Şirketi, Türkiye bazanında en büyük harici investördü. Gelecekte Sokar'ın faaliyetinin ıı, Türkiye pazarında daha da genişlendirilmesi planlaştırılır mı? Ben bu sabah geldim İstanbul Havaalanı'ndan. Hı -hı. İstanbul Havaalanı'ndan Tayyareye binerken bir baktım karşıda Sokar'ın istasyonu var. Yani Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük biliyorsunuz havalimanında istasyonu olan tek şirke Sokar şirket Sokar şirketi. Bu bile bir gösterge. Demek ki Sokar şirketinin ve diğer Azerbaycan şirketlerinin Türkiye pazarında da, çünkü neticede komşuyuz ve güzel... Büyük de bir pazar Türkiye. Yani 85 milyon nüfusu olan bir pazardan bahsediyoruz. Avrupa'ya açılan kapıdan bahsediyoruz. Balkanlara, Orta Doğu'ya, Doğu, Doğu Akdeniz'e. Sadece bu pazar olarak düşünmemek lazım. Sokar'la Türkiye arasında başka enerji sahalarında da bir takım emek olabileceğini ben düşünüyorum. Ne olabilir? Mesela Doğu Akdeniz enerji kaynakları konusunda. Azerbaycan'la Türkiye arasında acaba müşterek bir takım işler olabilir mi? Karadeniz'deki enerji kaynakları konusunda hem arama hem de bulduğun zaman sondaj bunları çıkartma ve nakletme konusunda müşterek bir takım faaliyetler olabilir mi? E, bu konuda da herhalde adımlar atılacak önümüzdeki dönemde. E, Suriye'de son vaklar vaziyet gerginleşip e, sülhün elde olunması için perspektifde ne gözlenir ve Türkiye'nin bu istikamette adımları ne olabilir? Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına, bir e, Kürt terör devleti kurulmasına baştan itibaren karşı çıktı. Bunu engellemek için de 2016'dan beri bir takım askeri harekatlar yaptı. Hı -hı. Fırat Kalkanı harekatı yaptı, Zeytin Dalı yaptı, Afrin harekatını gerçekleştirdi, Bahar Pınarı harekatını gerçekleştirdi. Bugün Suriye'nin kuzeyinde böyle bir devlet imkanı ortadan kalktı. Hı -hı. Ama Suriye'nin barışa ve istiklale kavuşması lazım. Nasıl olacak? Rusya ve ABD'nin bu konuda anlaşması gerekiyor. Türkiye ile ABD arasında, Amerika Birleşik Devletleri arasında önümüzdeki 15 gün sonra Brüksel'de yapılacak toplantılarda bu Suriye konusu da gündeme gelecek. Amerika'nın burada terör grupları desteklememesi lazım. PKK ile işbirliği halinde olan grupları desteklememesi lazım. Ve bölgenin istikrara kavuşması için çaba göstermesi lazım. Türkiye her zaman için Suriye halkının yanında. Başından itibaren, bu kriz çıktığı günden itibaren Türkiye'nin söylediği şu, Suriye'nin kaderine Suriye halkının karar vermesi lazım. Ama Suriye halkının özgür olarak karar vermesi lazım. Fakat rejim buna müsaade etmedi. Bugün maalesef 500 bine yakın insan hayatını kaybetti. milyonlarca kaçkun var ve bunların yaklaşık 3,5 milyonu da Türkiye'de bulunuyor. En fazla bu bölgenin barışa kavuşmasını isteyen Türkiye. Barış olsun ki bu insanlar da kendi memleketlerine geri dönebilsinler. Ve burada uluslararası toplumla beraber Türkiye Birleşmiş Milletler'de çalışmaya devam edecek. En büyük insani yardımı yapan ülke de Türkiye. Zaman zaman bu unutuluyor. Dünyada sıraladığınız zaman kişi başı milli gelire göre, gayri safi milli hasılaya göre en fazla insani yardımı yapan, en fazla da Suriye'ye yapan ülke Türkiye. Peki bunun karşılığını alıyor muyuz biz? Hayır almıyoruz. Hı hı. Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz. Avrupa Birliği bizi tengil ediyor, bizi eleştiriyor. Halbuki Avrupa Birliği'nin söz verdiği yardım paraları var bunları vermiyor. Ama kendi işlerine geldiği zaman sınırları nasıl kapattıklarını, Ege Denizi'nde o göçmenlerin botlarına nasıl ateş ettiklerini görüyorsunuz. Onları öldürmeye çalışıyorlar, Türkiye kucak açıyor. O yüzden Diğer dünya ülkeleriyle beraber ABD ve Rusya ile birlikte bir işbirliği halinde Suriye'nin yeniden istikrara kavuşturulmasını en fazla isteyen ülkenin Türkiye olduğunu ifade etmek isterim yani. Çağrı Bey, Türkiye ve Birleşik Devletler münasibətlərinə də toxunaq. Son zamanlar bu iki ölkə arasında münasibətlər soyuqlaşdı. Hətta Birleşik Devletlər F-35-lərin müəyyən hissələrinin Türkiyədə istehsalını dayandırdı. Ümumiyyətlə bax bundan sonra münasibətlərin istiləşməsi üçün hansı addımlar atıla bilər? Evet maalesef Amerika Birleşik Ştatları bizim müttefikimiz görünüyor ama e, pek çok kritik konuda bu müttefiklik ilişkilerine yakışmayan bir tutum içerisindeler. Mesela 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de demokratik yollarla seçilmiş hükümeti Erdoğan hükümetini devirmeye teşebbüs eden Fethullahçı terör örgütünün elebaşı hala Amerika Birleşik Devletleri'nde duruyor. İade etmiyorlar bize istememize rağmen. Veyahut Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütünün ortağı olan PYD-YPG örgütüne binlerce tır dolusu silah verdiler. Mühimmat verdiler. Bunlar da kalkıp Türk askerine atıyor bu kurşunu. Bunların terörist olduğu belli. Bu desteği vermeye devam ediyorlar. Türkiye'yi F-35 programından ihraç ediyorlar. Halbuki F-35 bir Amerikan programı değil. Bu müşterek bir program. Hı hı. Türkiye bunun sahibi. E şimdi ne oldu? Biz uluslararası mahkemelere gideceğiz. Yani burada bizim bir hakkımız var. Hem ödemişiz parasını hı hı. hem de biz bunun sahibiyiz. Ortaklarından biriyiz. Siz kalkıp da bir ticari sözleşmeden nasıl bizi dışarıda bırakabilirsiniz? Pek çok Türk firması bu sözleşme dolayısıyla yatırım yapmış, investment yapmış. Hı hı. Şimdi onlar da para kaybediyorlar. Dolayısıyla Türkiye bu yolda da ilerleyecek. S400'leri Türkiye aldı diye yapıyorlar bunu. Hı hı. E biz yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nden bu hava savunma sistemlerini istedik. E vermediler. Yani vermiş olsalardı Türkiye o zaman S400'ü almak zorunda kalmazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot sistemlerini alırdı. E vermediler. Bugün bunların ne kadar önemli olduğunu işte görüyoruz. Türkiye, Azerbaycan için de geçerli. Bizler Pasifik'te bir ada ülkesi değiliz. Bak Pasifik'te olsak hiçbir derdimiz yok bizim. Bir tek işte Allah muhafaza deprem olur da tuz sinema olur mu diye korkarız o kadar. E bizim bulunduğumuz coğrafyada Kafkasya kaynıyor. Orta Doğu kaynıyor. Balkanlarda her an bir sıkıntı çıkabilir. Böyle bir bölgede etrafımızda da pek çok ülkenin füzeleri var, kitle imha silahları var bizim hava savunma sistemimizin olması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu vermezse Türkiye gider Rusya'dan alır bunu ve aldı. E biz siz bunu niye Rusya'dan alıyorsunuz diye bizi F-35'ten çıkartıyor. Türkiye'ye bir takım yaptırımlar uygulamaya kalkıyor. Valla ne yaparlarsa yapsındır. Türkiye kendi savunmasını sağlamak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri için de bu önemli bir şey. Türkiye'nin güçlü olması Amerika'nın da işine gelir. Bu coğrafya açısından. Ama maalesef bazı aralarında Ermeni diasporasının da olduğu lobi grupları Türkiye aleyhine çalışmaya devam ediyor. Ben Azerbaycanla Türkiye arasında özellikle bu lobilere karşı mücadelenin ABD'de çok büyük önemli olduğunu düşünüyorum. Ermeni lobisi çünkü bu 44 günlük vatan muharebesi sırasında da gördük bunu özellikle Amerikan Kongresi üzerinde baskı kurmak için elinden geleni yaptı. Bazı sinema artistlerini öne çıkarttılar, şarkıcıları öne çıkarttılar. Yalan, sabahtan akşama yalan haberleri New York Times gazetesinde, Washington Post gazetesinde fotoğraf koyuyor. İşte güya Azerbaycan sivilleri bombalıyor. <laughs> Hiçbir şey yok halbuki orası tam tersine Azerbaycan topraklarına, evet atılan fotoğraflar ama altında sanki Ermenistan bombalıyormuş gibi bu kadar yalancı bunlar yani. Bunlara karşı birlikte mutlaka mücadele etmemiz lazım dışarıda. O yönde de önemli adımlar atılıyor. Ve bu yalanların mantığı neticesi olarak Biden hakimiyeti yalancı Ermeni soygurumunu da tanıdı. Maalesef 24 Nisan'da bunu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza telefon açtı. Ben dedi bunu tanıyacağım ve tanıdı. Ne kaybetti? Bir defa Amerika Birleşik Devletleri inandırıcılığını kaybetti. Tarihsel bir meseleyi siyasi hale getirdi. Halbuki Türkiye ne diyor? Azerbaycan da aynısını söylüyor. Buyurun arşivler açık. Arşivlere girsinler. İlmi olarak tetkik edilsin. Konferanslar yapılsın. 1915'te gerçekten ne olmuş? Acaba bu tehcir sırasında bir soykırım mı olmuş yoksa Ermeni çetecileri mi acaba soykırım yapmışlar? Neyse ortaya çıksın. Ermenistan buna iste yanaşmadı. Ermenistan yanaşmadığı gibi Amerika Birleşik Devletleri de bunun arkasında durmadı. Ve maalesef bugün bizim bu çağrımıza siyasi bir karşılık verdi. Diaspora karşısında dayanamadı. Seçim sırasında çünkü söz vermişti. Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris de söz vermişti. Ama son cümle şunu söyleyeyim. Hakikatlerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Eninde sonunda 1915'te olanların değil, asıl hocalı da olanların soykırım olduğunu bütün dünya görecek. Ve burada da Türkiye ile Azerbaycan birbirleriyle hep işbirliği yapacaklar. Teşekkür ederim Çağrı Bey. Çok sağ olun. Qonağımız Türkiyə Prezidentinin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü Çağrı Erhan idi. Biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini və qardaş ölkənin regionda o cümlədən dünyadakı mövqeyini müzakirə edirdik. Görşənədək